Arkadaşlar, öğrenme sirleri dersimize hoş geldiniz. Devam ediyoruz yöntem tekniğe. Hep söylüyorum, yöntem teknikten sonra sınıf yönetimi, materyal tasarımı, program, yani 36 soruluk yeri inşallah beraber götüreceğiz. İnşallah da sonu güzel olacak arkadaşlar. Öğrenme stilleri için şu söylenir: kişinin en iyi öğrendiği yol onun öğrenme stili. Öğrenme stili parmak izi gibidir, kişiye özgüdür. Sen nasıl daha iyi öğreniyorsan o senin stilin, değerli hocam. Üç tane öğrenme stili var. Normalde akademik yayınlarda benim gördüğüm bir 14 tane öğrenme stili var. Ama şu an literatürde bize gelen KPSS sürecinde 6 soruyla kolp var. Yıllardır şöyle derim: %85 buna bakın, %10, %5. Bunu değiştirdim arkadaşlar. %90 buna bakın, %5 buna bakın, %5 buna bakın. Yani gelen 6 sorunun 6'sı da kolptan geldi. Kolp çok sevilmiyor ama evlat olsa sevilmez diyor ya. Kolbu sevmiyoruz ama biz bu konuyu, sınavı yapacaksak bazen severek ders çalışırız. Bazı konuyu gerçekten çok severiz, içimize böyle aklımıza kazınır ve onu anlatmaktan, onu çalışmaktan mutlu oluruz. Bazen de böyle işkence gibidir. Kolp böyle bir işkence aracı. Biz bunu işkence olmaktan hep beraber çıkaralım. Kolbun öğrenme stili, yaşantısal öğrenme, durumsal öğrenme dediğimiz yaklaşım. Diyor ki, eğitimin amaçlarını dikkate alalım, kişisel gelişimi dikkate alalım, iş taleplerini dikkate alarak bu üçü arasında denge güderek okulla hayat arasında bağ kurmaya çalışır. Ve der ki, kişilik özellikleriyle öğrenme stilleri benzerlik gösterir. Arkadaşlar, dört tane öğrenme stili var. Dört tane öğrenme yolu var. Buraya şöyle bakın. Çoklu zekada ben size şöyle söyledim: sekiz zekayı hepimiz biliyoruz. Sekiz zeka. Bu sekiz zekanın hepsi bizde var. Bende birçoğu yok gibi ama hepsi var. Biz bu zekalardan baskın olanlar var. Öğretmen olarak sen bütün zekalara yer vereceksin. Bunun için ne kullanacaksın? Farklı yöntem, teknik. Ama biliyorsun ki metinde sekiz zeka var. Ali'de de sekiz zeka var. Ayşe'de de, Fatma'da da. Ama baskın olanlar var. Öğrenme stillerinde de mantık bu. Öğrenme stili, ben de dört tane öğrenme stilinin dördü de var. Ama baskın olanı var. Anladınız mı? Kolb'un söylediği şey şu: İyi bir öğrenme önce hislere hitap edecek. Kişinin duygularına, hislerine hitap edecek. Sonra kişi gözlem yapacak. Gördüğünü mantıksal çerçevelere oturtacak. Sonra da onu uygulama yaparak kalıcı hale getirecek. Farkında, yani 1, 2, 3, 4 diye gideceğiz. Farkındaysanız bir sınıflama yaptık. 1 ile 3 somut ve soyut, 2 ve 4 aktifle yansıtıcı gözlem. 1 ve 3 somut ve soyut bilgiyi algılarız, 2 ve 4'te bilgiyi işleriz. Yani ben bir konuyu alırken, öğrenirken ya somut ya soyut öğrenirim. Onu yapar öğren, yani alırken öyle, onu işlerken, yaparken, yerine getirirken yapmama gerek yok. Böyle izleyebilirim de olayın içine girip yapabilirim de. Böyle bir durumu var. Şimdi kolb sorusunu buradan anlatacağız. Burayı iki defa anlatacağım. Dikkat. Arkadaşlar, birincisi somut yaşantı. Tam tersinde ne var? Soyut kavramsallaştırma. Yani bir ne diyorsa üç tersini söyler. İki ne diyorsa dört tam tersini söyler. Unutma. Çoklu zekadan, burada bir zeka alanı yok. Duygusal zeka ama şu an kabul görmedi daha. Zeka alanımız yok. Burada matematiksel, mantıksal zeka yazabilirsiniz. Arkadaşlar, yansıtıcı gözlem, görsel uzamsal zeka, ama burası aynı zamanda olaylara karışmaz. İçsel zeka. Burası sosyal zeka artı yapıyor ya, aktif, yani bedensel kinestetik zeka. Bunlar işimizi kolaylaştırabilir. İki defa anlatacağım, tamam mı? Normal anlatacağım, sonra kurguyla anlatacağım. Somut yaşantıda hisler, duygular önemli. Buradaki kişi, bunu da yazayım, az sonra söyleyeceğim. Bakın şunu söyleyeyim: duyu organları burada da var, burada da. Somut yaşantıda duyu organlarıyla algılarız. Aktif yaşantıda duyu organlarıyla yaparız, işleriz onu. Anladınız mı? Yani şöyle örnek verebilirim size. Ben bilmem eşim bilir programı vardı, değil mi?
Böyle gözlerini kapatıyorlar, bir şey alıyor, bu kalem. Alıyor bu mikrofon. Bu işte atıyorum ciğer diyor. Bu bilmem ne diyor. Böyle alakalı alakasız bir sürü obje. Şimdi benim duyu organlarıyla bunu böyle bu ne olabilir? Bak duyu organlarıyla algılıyorum. Buna kalem dedim. Bu somut yaşantı. Ama bu kalemi alıp yazıyorum. Ne yaptım? Bak yazıyorum. Yazıyorum. Oldu sana aktif yaşantı. Duyu organlarıyla algılama somut yaşantı. Duyu organlarıyla yapma etme aktif yaşantı. Şimdi iki defa anlatacağım ya, ilkine başlıyorum. Somut yaşantıda hisler, duygular ön plandadır. Kişi duygularıyla, hisleriyle, sezgileriyle hareket eder. Daha çabuk hareket eder, yanılgı payı genellikle daha yüksektir. Soyut kavramsallaştırmada bir robot değil bu. Aklı, duygusu, mantığı, hisleri her şey var. Ama hareket ederken, bilgiyi algılarken, özür dilerim, önce neye göre hareket eder? Akılla, düşünceyle, bilimle hareket eder. Duygularını, hislerini arkaya atar, akılla, düşünceyle, mantıkla hareket eder. Yanılgı payı daha azdır, daha geç hareket eder. Daha temkinlidir, düşünür, taşınır. Somutta biraz doğaçlama gider. Anladınız mı? Daha hisler, daha çok duygular vardır. Yansıtıcı gözlem. Olaylara çok karışmaz. Bir olay olduğunda olayı bütün detayıyla böyle gözlem yapar, izler, detaycıdır. Ve yansıtıcı gözlemdeki kişi, mesela ben hep şey örneği veriyorum. Futbol müsabakalarında hakem bazen kavga, gürültü olur, itişme olur oyuncular arasında. Olaya hiç girmez. Kenara çekilir, izler. Kenardan bütün detayları görür. Detaycıdır, kendi tespitlerine inanır, olayın bütün ayrıntılarına odaklanır. Aktif yaşantıda olayın içine girer. Ayrılın, yapmayın, etmeyin, kavga, gürültü. Yaparak, yaşayarak öğrenme, sosyal olma, dışa dönük olma, girişken olma. Burayı ben şöyle anlatıyorum. Siliyorum. Siliyorum arkadaşlar. Diyorum ki bakın. Buraya ben aşk evliliği diyorum bak. Aşk evliliği. Buraya da mantık evliliği diyorum. Aşk evliliğinde diyoruz ki ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı. Benim beyaz atlı prensim, beyaz atlı prensesim neyse o. Yani hislerim, sezgilerim, duygularım ne diyorsa onu dinliyorum. Kalbimin sesini dinliyorum. Seviyorum. İşte var mı diyeceğin gibi bir durum. Çok düşünüp taşınmıyorum. Aile, kültür, o bu yok. Eski aşklar. Böyle eskiden kaçarak evlenmeler böyle çok. Gerçekten birazcık onlar. Ama şu ankiler mantık evliliği. Ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı ama atandı, atanamadı, SSK'sı var. Durumları çok iyi. Evet, iyiyse yapacak bir şey yok. Senin durumun kötü. Sen KPSS'ye çalışıyorsun, hazırlanıyorsun. Aramızda vardır evli olan, evli barklı, evlenecek olan birçok şey KPSS'ye odaklayan maalesef arkadaşlarımız var. Çok yakınımda da var. Ne diyorsunuz? Hocam ya işte evlenip tam tanışmaya gideceğiz ama ne iş yapıyor? Atama be. O kötü. Yani böyle eziliyoruz. Oysa abi, iyi miyiz? İyiyiz. Ama işte böyle bir durum var. İşin içine mantık giriyor. Ya akıl, düşünce, mantık, aile, geçim, ekonomi, bir sürü şey var. İşte somut yaşantıda kalbimizin sesini dinleme, duygularla, hislerle hareket etme, çabuk hareket etme ama mantıkta yok şimdi evlenemeyiz. Atanalım öyle evleniriz. Şöyle yapalım böyle yaparız. Hep bir mantık, düşünce, akıl, bilim vardır. Yanılgı payı daha azdır. Yansıtıcı gözlem, platonik aşk. Seviyoruz ama kim biliyor? Bir Allah, bir biz. Söyleyemiyoruz. Duygularımızı açamıyoruz. Yani burada seviyorsan git konuş. Ben hep şöyle bir şey diyorum. Platonik aşk seviyoruz, uzaktan seviyoruz. Gözümüz onu arıyor. Nerede? Orada, burada. Takip ediyoruz, izliyoruz. Hal ve hareketine, oturmasına, kalkmasına, her şeyine bakıyoruz. Ben diyorum ki burası bir üniversite kampüsü kantini olsun. Ve kantinde oturuyoruz arkadaşlar. Böyle gözümüz onu arıyor. Bir loş bir ortam. Ortamın tadı yok, tuzu yok. Değişik yani.
Bakıyorsun orada yok. Ya gelmesi lazım, burada olması lazım. Nerede benim beyaz atlı sevdiceğim diyorsun. Yok. Ama birden böyle içeri giriyor. Allah'ım aydınlan o gel. Senin beyaz atlı prensin, prensesin gel. Ortaya bir nur indi yani ortama. Ve gidiyor, gidiyor. Kantine gidiyor, çayını alıyor, bisküvisini alıyor, getiriyor böyle. Arkadaşlarına ikram ediyor. Yandaki masaları almaz mısınız? Diyorsun ki Allah'ım sen benim için yarattın onu ya melek ya. Bu yani ama kim biliyor? Bir Allah bir sen. Uzaktan sevme. Hata yapmaktan, risk almaktan, yanlış bir şey yapmaktan çekinme. Detaycı olma, izleme, gözlemleme burada. Aktif yaşantı. Seviyorsan git konuş. Evet, git konuş belki. Gidip konuşuyorsun. Muhtemelen ağzının payını alıyorsun. Biraz böyle arabesk takılıyorsun. Vizeler seni bir şokluyor. Ondan sonra finaller ikinci kez şokluyor. Normal hayata geri dönüyorsun. Aktif yaşantıda dışa dönük olma, sosyal olma, girişken olma, yaparak yaşayarak öğrenme var. Değerli dostlar, kolp sorularını çözerken artı çizmeden bir Allah'ın kulu soruya dokunmasın. Bakın artımızı çizeceğiz. Çizdik. Soruyu okuduğumuzda her cümleye virgüle kadar bir yere bir işaret koymaya çalışacağız. Şöyle atıyorum diyecek ki Metin diyelim Ali, Ayşe, Metin. İşte olaylara hareket ederken olaylar arasında bağlantı kuran. Genellikle bilimsel yönteme önem veren. Anladınız mı? Olayların tüm detaylarına odaklanan bir yapıdadır. Metin'in öğrenme stili Kolb'a göre aşağıdakilerden hangisidir? İki tane burada var, bir tane burada var. Ne oldu hocam? Soyut kavramsallaştırma. Şu ana kadar 6 sorusu var. 6'sında da omurgalar soruldu. 6 sorunun bir tanesinde bir çeldirici cevap gibi duruyor. Bir tanesi de tartışılır bir sorusu var. Onu belirtmek isterim. Bana göre böyle çok açık olmayan kısmı. Ama bir daha söylüyorum. Somut ve soyut bilgiyi algılarız. Yansıtıcı gözlem ve aktif yaşantıyı da işleriz. Sorularını çözerken artı çizeceğiz. Artı da işaret nerede fazla? 3 tane burada var, bir tane burada var. Cevap ne? Aktif yaşam. Böyle bulacağız soruları. Bir de buranın ara öğrenme stilleri var. Baş harflerine dikkat. Ay ödüm koptu. Ataması yapılmayan değerli öğretmenler. Ya da döner ayran. Nasıl kodlarsanız kodlayın. Ama ay ödüm koptu. Koldun ya. Ay ö. Sesli harfler aşağıda dikkat. Şimdi bir soruda kalkıp ayrıştıran onu diyor, değiştiren onu diyor. Hiç girme. Eğer soyutun özelliklerini söylemiş, biraz da aktif yaşantıdan bahsetmişse bu ayrıştıran. Aktifle somut yaşantının özelliklerinden bahsetmişse yerleştiren, somut ve yansıtıcı gözlemde değiştiren, soyutla yansıtıcı gözlemi varsa özümseyen. Diyorum ya buraya dair sorular üzerinden benim soru bankam, deneme sınavım, sınavlarım, branş denemelerimle alakalı sorular üzerinden bir tekrar yapacağız. Onları da izlerseniz bu konu daha da iyi pekişir arkadaşlar. Bu seriden sonra onu yapacağız. Şimdi demin dedik ki Metin'in öğrenme stili iki tane burada var, bir tane burada var. Seçeneklerde ayrıştıran, yerleştiren, değiştiren, özümseyen ve ne diyelim somut yaşantı. Metin'in öğrenme stiline soyut dedik değil mi? İki tane burada var. Aklı, bilimi, düşünceyi, mantığı ön plana alır. Bir de detaycıdır. Buraya baktığımız zaman iki burada var, bir burada. Ama seçeneklerde soyut yok. Somut var. Özümseyen, değiştiren, ayrıştıran, yerleştiren. Kolay o zaman. Baş harfleri yazıyoruz. I, öt yazdığımızda metinde iki tane burada var soyut, bir tane yansıtıcı gözlem. Metinin öğrenme stili ne olur? İkisinin birleşimi özümseyen öğrenme stili olur. Anladınız mı? Şu ana kadar ara öğrenme stilleri sorulmamıştır ama sorulursa nasıl yapacağız? Yine artımızı çizeceğiz. Artı üzerinden işaretlememizi yapacağız. Nerede daha fazla işaret varsa ya omurgayı soracak bize ya da ara öğrenme stilleri. Ya anayı ya arayı soracak.
Ve bu şekilde yapacağız bunu arkadaşlar. Gregorcu'nun öğrenme stili der ki bireyin iki tane öğrenme stilini belirleyen iki tane özellik var. Biri algılama, somut ve soyut diye algılarız aynı kolp gibi. Diğeri sıralama. Sıralarken de ardışık ve ardışık olmayan random diye sıralarız. Dört tane öğrenme stili var. Somut ardışık, somut ardışık olmayan. Soyut ardışık, soyut ardışık olmayan diye dört tane öğrenme stili vardır. Yani sorusu yok ama soruda somut mu soyut mu ona bakacağız. Düzen ve düzensizlik. Eğer düzenliyse ardışık, düzensizse ardışık olmayan. Ve dan ve danın öğrenme stili, insanın öğrenme stilini belirleyen iki tane ana unsur var. İç ve dış unsurlar. İç unsurlar duygusal ve psikolojik etkenlerdir. Mesela motivasyonumuz, kararlılığımız, özgüvenimiz duygusal etken. Beynin sağ ya da sol lobunu kullanmamız, hızlı ya da yavaş tepki vermemiz psikolojik etken. Çevresel etkenler, dış etkenlerde. Isı, ışık, gürültü bunlar çevresel etkenler. Öğrenmeyi etkiler. Bireysel ya da grupla çalışma, akran desteği alma, sosyal etken. Fiziksel etken, uykusuzum, açım, yorgunum, hastayım. Fiziksel unsurlar yani fizyolojik ihtiyaçlarımız öğrenme stilini etkileyen dış unsurlardır. Dan ve danın öğrenmesinde öğrenme stilini belirleyen iç ve dış etkenler vardır. İç etkenler duygusal ve psikolojik, dış etkenler çevresel, sosyal ve fiziksel etkenler diye ayrılır. Arkadaşlar bugünkü dersimizde kolbu öğrenme stillerini gördük. Diğer öğrenme stillerinden çok fazla soru, çok fazla derken soru gelmiyor. Şu ana kadar 6 tane soru geldi. 6 soru da kolptan geldi. Kolp sorularını yaparken lütfen ama lütfen önce ne yapalım? Önce artımızı çizelim. O artı üzerinde işaretleme yapalım. Her virgülde bir yere bir işaret. Bir işaret aşk evliliği. Hisler, duygular, duyu organlarıyla alma, algılama. Soyut kavramsallaşma, akıl, düşünce, mantık, bilimsellik. Yansıtıcı gözlem, detay, uzaktayız, gözlem yapıyoruz, tespitlerimize inanıyoruz, risk almaktan çekiniyoruz. Aktifte yaparak, yaşayarak öğreniyoruz, sosyaliz, dışa dönüyoruz. Bu artıyı çizelim, işaretlememizi yapalım. Nerede çok işaret varsa cevap orası olacak. Bir sonraki videoda artık yöntem ve teknikler konusuna başlayacağız. Orada görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.